Evet arkadaşlar endemik 5. soru AYT'de. Ee, X cismi yüklü bir X cismi şekil 1 değilmiş. Y ve Z cisimleri de getirildiği zaman şekil 2 ve şekil 3 gibi dengede kalıyormuş. Açılar da birbirine eşitse kesinlikle doğrudur doğru diye soruyor arkadaşlar. Şimdi açılar mesela X yüklüymüş bu bunu itiyor arkadaşlar. F kuvvetiyle F1 kuvvetiyle eşitsin. E, cismin ağırlığı mg aşağıya doğru arkadaşlar. Bu da bunu çekecek. F2 kuvvetiyle çeker. Aşağıya doğru M2, G, mxg yani mg'lik ağırlığımız burada da var. Şimdi burası teta ise gençler şurası da teta yapar. Doğru mu? Şurası da teta yapar. işler ters Yönde açılar birbirine. Şu şekilde teta. Şurası da teta yapar. Doğru mu arkadaşlar? Tanjant teta değerine bir bakalım. Tanjant teta dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Her ikisinin açısı da eşitmiş. Soru da veriyor. F bölü mg değil mi? Şimdi açılar eşit. E, aynı X cisimleri bunlar. mg ile değişirse eşitse f kuvvetleri yani f1 kuvveti f2 kuvveti ne olmak zorunda? Birbirine kesinlikle Eşit olmak zorunda arkadaşlar. Y ve Z'nin X'in bulunduğu noktada oluşturduğu elektrik alanları eşit büyüklüktedir diyor. Arkadaşlar F dediğimiz ifade Q çarpı E. F'ler eşit. Aynı ilk cismi Q'ler değişirse elektrik alanları da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. İkinci yargı da doğru. E eşittir. K, Q böyle dekaleden gidilmez arkadaşlar burada. Tamam mı? Hani buradan kesin bir yargıyı bulamazsınız arkadaşlar. Üçüncü yargıda Y ve Z'nin X'e uyguladıkları olan uzaklıkları eşit olabilir de olmayabilir de Y ve Z'nin yüklerini bilmiyorum arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir.